şu anda Tarsus'ta Çamana mevkiindeyim. Arkamda gördüğünüz heykellerini anlayabiliyorsunuz. Hemen sağ tarafımızda bir Türk şehitliği var. Bu Türk şehitliğini ben size anlatacağım. Öncelikle buraya nasıl gidebiliriz? Ben size onu söyleyeyim. Tarsus'tan Gürik tarafına doğru ilerlediğimizde eski Ankara yolundan 45. kilometrede buraya ulaşıyorsunuz. Öncelikle bu Mehmetçik heykelinden bahsetmek istiyorum. Bu heykeli yapan Tankut Ökten'miş. Tankut Ökten ünlü bir heykeltıraş. Saatin arkasındaki yazılımda anlayabiliyoruz. Bu şehitlik zaman zaman işte restorasyonlardan geçti. Aslında biraz bakım istiyor yine son haliyle bile. 1920'li yıllarda Kurtuluş Savaşı'nda bu civarda şehit olan askerlerin anısına dikilmiş. ...1920'de Kar Boğazı'ndaki o destanı yazan hikayeyi hepimiz biliyoruz aslında. Aynı zamanda işte İç Anadolu'dan, İç Anadolu'ya geçmek isteyen Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin işte Çukurova'dan bu tarafa geçişini engellemek için burada askerler büyük bir kahramanlık göstermişler. Ve bu civarda şehit olmuşlar. Burada işte Komutan Hikmet Bey ve yanındaki 200 askerin anısına bu mezarlık yapılmış. Şehit olan askerlerimizin de isimlerini ve memleketlerini buradan görebiliyoruz. Burası işte otoban yapılınca biraz gözden ırak kalmış. Eskiden Ankara yolu hemen bu şehitin yanından geçerken buraya çok daha fazla kişi uğramış ama İşte otoban yapıldıktan sonra buradan geçenlerin sayısı azaldığında burası biraz daha az göze çarpan bir yer olmuş şu anda. Bakın. Aslında bu tip şehitliklerin biraz daha bakımlı olması gerekiyor. Görüyorsunuz. Zaman zaman buraya işte ziyaretçiler geliyorlar. Şuradaki anıta gitmek istiyorum. Evet, Çamana Şehitliği 1. Dünya Savaşı'nda Adana ve İçer bölgesini işgal eden İngiliz ve Fransızlar Anadolu'ya geçmek için 3000 kişilik bir kuvvetle bu bölgeye saldırıyorlar. Ve burada Hikmet Bey komutasındaki Türk taburu ve Kasım Hoca komutasındaki mücahitler üstün düşman kuvvetlerine karşı verdikleri savaşlarda düşmanı tamamen yok ediyorlar. Ruhları şad olsun diye bir yazı var burada. Evet, başta söylediğim gibi eski Ankara yoluna girdiğimizde Çamalan'ı geçtikten sonra hemen sağ tarafta, Gürek tarafına giderken hemen sağ tarafta bu şehitliği görebilirsiniz. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'nin her tarafından insanların olduğunu görebiliyoruz. Evet, hemen eski E5 karayolunun kenarında aşağı tarafta Çamalan var ve yolun kenarında işte bir Türk şehitliği, Kurtuluş Savaşı'nda bizler için hayatlarını veren askerlerimizin yattığı, 200 askerin yattığı bir Türk şehitliğindeydi bugün. Yani buradan geçerken buraya aslında bir uğramak gerekiyor. En azından geçmişimizde işte insanların, atalarımızın bizler için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını görmek için bu şehitliği gezdim. Yolu düşenlerin buraya mutlaka uğramasını da tavsiye ediyorum.